Öğrencisini katleten cani yakalandı. Ancak yakalanmadan önce aslında güvenlik kamerası kayıtlarından Ordulu vatandaşlar da son derece temkinli davrandılar ve kendi sosyal medya hesaplarından ve platformlarından bu fotoğrafı paylaşmışlardı ki işte o fotoğrafı gören Ordu'da bir vatandaşımız olay anından itibaren yakalanması için caninin büyük katkı sunmuştu. Nasıl oldu, neler yaşandı anlatır mısınız? Ya, olay dün öğlen saatlerinde zaten sosyal medya resmi şahsın yayıldı. Ben de işin önünde zaten duruyordum. Dışarıda yağmurlu bir havaydı zaten. Dışarıya bakarken şahıs buradan iş yerimin önünden yandaki lokantaya geçtiğini gördüm. Ben de yakındım zaten şahsa. Kendi kendime dedim ya, bu akşamki cinayet işleyen şahsa çok benzediğini, yani o mu değil mi diye bir tereddüt ettim. İş yerinden çıktım, yandaki lokantacıyla konuşurken yanda bekledim böyle yine. Yüzüne iyice bir baktım. Şahsın o olduğuna tam böyle netleşim yani biraz karar verebildim. Yani tereddüt ettim, belki değildir, yanlış olabilir diye. Kendi kendime dedim acaba burada ne iş olabilir falan dedim ama daha sonra lokantacıdan yemek istediğini öğrendim. Lokantacı dedim ya, dün akşamki cinayet zanlısı şahsa çok benziyor. Tanıdın mı dedim, ben tanımadım dedi. Yani çıkaramadım dedi. Değildir belki de, burada adam neye geçsin dedi. O da aynı tepki verdi. Şahıs daha sonra ileriye doğru ileride bir lokanta daha var, oraya gitti. Oradan da yemek istedi. Oradaki lokantacıdan da yemek konusunda red cevabı alınca tekrar geldi. Ben de kapının önüne çıktım. Yanında o esnada bir arkadaşım vardı. Ya dedim ki, cinayet zanlısı adama benzeyen birisi var burada dedim. Adam dedim lokantadan yemek istedi. Vermediler. İleriki lokantadan ne istedi herhalde? Vermiyor ki, geri geliyor dedim. Adam şimdi geçecek burada. Ben kapının önünde beklemeye başladım. Bekleyince şahsı o olduğuna tam emin olmak için o esnada 155 aradım. 155 gibi memur arkadaşa adımı, adresimi, bulunduğum konumu belirttim. Dün akşamki cinayet zanlısına benzeyen bir şahıs olduğunu söyledim. Bana dedim, ne teşkilini verir misin? Ona benzeyen birisi olduğunu söyledim. Memur arkadaş da üzerindeki giysiyi, işte montunu, saçını, işte sakalını neyse onları söyledi bana. Var mı dedi. Ben de teyit ettik telefonda. Kulağımda zaten kulak vardı. Şahıs buradan yürümeye devam etti. Yürümeye devam edince ben de peşinden takip ettim. Yürüdüm peşinden. 155'teki polis arkadaşlar zaten telefonda konuşuyordum. Yavaş yavaş elim cebimde yürüdüm. Onu şey yapmam için. Zaten birkaç defa böyle arkasına dönüp baktı. Yani bir de zaten herhalde zaten... Bu arada hem polisle konuşuyorsun. Ben polisle konuştum. 155'teki memur arkadaş beni takip et dedi. Fazla yaklaşma dedi. Şey yapmasın dedi. Şüphelenmesin dedi. Ben sana bütün ekipleri yönlendiriyorum dedi. Memur arkadaşı yönlendiriyorum dedi. Sen gözden sakın kaçırma dedi. O esnada zaten ben telefonu kapattım. Ben şahsı yavaşladım. Köşeye kadar, ya buradan 300-400 metre köşedeki marketin olduğu yere kadar takip ettim. O esnada orada şahıs sola doğru döndü, daha da hızlandı. Yolun karşısında bir anda geçti. Geçince ben de hızlı güne koştum. Ya etrafa bakıyorum, hani polislerin gelmesi beklerken. Tam o esnada arka caddede hat yolu üzerinde aşağıdan şehir merkezinden sivil ekiplerden bir memur arkadaşlarımız araçtan geldiğini görünce siren çalarak geliyordu zaten. İşaret ettim, şahıs dedim orada lokantanın önünde de tam orada tuttuk. Tutunca yine memur arkadaşa söyledim. Hani bu mu, yanlış adam olmasın falan. Zaten orada halk da, vatandaşlarımız da zaten duyarlı. Sosyal medyada bayağı bir yayıldı. Bu anda ekiplere yakalattınız. Yani öyle oldu. Size. Evet. Rica ederim. Ya ben insanlık görevimi yaptım. Yani üzerimize düşen görevimi yaptım. Diğer insanlarımızı, diğer arkadaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, katil zanlısının yakalanmasına büyük katkısı olmuştu Ordulu vatandaşlarımız. Katil zanlısı şu an itibariyle emniyette sorgusu devam ediyor.